2018 yılında Emily Mahringer ile evlenen, 2019 yılında Ida Su adında bir kız çocuğu sahibi olan oyuncu Gürgen Öz, ikinci kez baba olacağını kameralar karşısında açıkladı. Yani anne şu an gelemez, özel bir durum var. Özel durum derken yoksa düşündüğünüz mü? Hadi buradan söylemiş olayım, evet, ikinci de geliyor. Hayırlı olsun dedim efendim. Teşekkürler. Kız mı, erkek mi? Söylemem. Belli ama söylemem. Ne zaman doğum efendim? Doğum Haziran'da. Haziran'da. O yüzden yani böyle double bir babayım ben, evet, artık. Babalığın bana kattığı en önemli şey beni sakinleştirdi, biliyor musun? Yani ben biraz böyle hırçın bir adamdım. Hırçınlıklarım vardı. Sakinleştim. Çok böyle kendime döndüm. Ondan sonra bir sürü şey önemini yitirdi. Kafaya kattığım, dert ettiğim. Yani yüreğim böyle daha böyle pofidik oldu. İçimde böyle bir eskiden bir kaplan vardı. Şimdi küçük bir ayı yogi var. O yüzden yani baba olmak güzel bir şey. Gürgen Öz, kızı Ida Su ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında kızının yüzünü hiç göstermiyor. Ayrıca Öz ailesi televizyon izlemekle ilgili de radikal bir karar almış. Çok ciddi söylüyorum. 5 yıldır evde televizyon yok. Televizyonu çıkarttık. Artık televizyon izlemiyoruz. Felalık gibi gözükmesin. Hani zaten her şeyi bana keşfetten düşüyor. Ben projeyi bilmiyorum. Sadece bazı sahneler önüme düştü yani. Galiba ilgi gördü. Başarılı herhalde, izleniyor. Yani her şeyi hiç ele alabilirsiniz yani. O da hayatın bir parçası. Haliyle eğer o hayatın parçasını dizi işliyorsa, o da beğeniliyorsa söyleyecek bir şey yok. O yüzden bildiğim bir şey değil. Evet. Metin Yıldız ve 4 aylık hamile eşi Ceylan Yıldız birlikte tiyatro yapmaya başladı. Bakar mısın karnım? Bugün büyüdü. Bugün büyüdü. Dün yoktu böyle. Hamile şey. Bugün büyüdü. Çok hastasın. Bir günde. Şöyle. Kaç günlük? 4 ay. 4 ay. Yani hareketler var çünkü orada. Zor oluyor. Bir günde büyüdü sanki. Gerçekten dün hani bu kadardı. Bugün böyle kendimi daha ağır hissettim. Pole dans yapıyorum. Birazdan böyle hani. İyi bir iş yani. Hem hamile hem direkt dansı. Yani bir tık böyle taşımakta zorlanmaya başladım ama oluyor gene de. Karnı iyice belirginleşen Ceylan Yıldız, Marilyn Monroe, Normal Olmak Sıkıcıdır isimli oyunu yazdı ve rol aldı. Oyunu yönetense eşi Metin Yıldız. Tiyatroya dekorcu olarak başladım. Abi iner misin, çıkar mısın? Bazen inerim, bazen çıkarım. Aradan vallahi yıllar geçti, hala dekorculuk yapıyorum. Vallahi. Dekorla tiyatroya geri döndüm. Yapmasan daha mı iyi, tehlikeli olabilir mi falan diyorlardı. Bence hiç öyle değil. Çok sağlıklı, bebeğin doğumunu da kolaylaştıran bir. Ciddi misiniz? Evet. Metin Yıldız'ın 4 aylık hamile oyuncu eşi tehlike atlattı. Evet. Ceylan Yıldız bu sahneye defalarca böyle çalışmış. Ceylan Yıldız yakınlarının 4 aylık hamilesin, dikkat et düşersin diye uyarılarını aldırış etmedi. Şunu evet, çıkarsak mı? Kalsın. O kalsın. Sabit oraya. Tamam. Bunu bir silmem gerekiyor önce. Tabii önce silinmesi gerekiyor. Kayıyor değil mi? Kayıyor evet. Yoruldum ayağım. Biraz şey, şu düşecek diye korkuyorum. Düşmez. Düşmez o ben şey. Ben yaptım onu işte. Ben yaptım onu, hiç merak etme. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, düştü. Evet. Geldi mi sana? Şu oldu mu? Geldi, evet. Set kazası yaşandı. Marilyn Monroe'nun hamile olduğu bir süreç. Akıl hastanesinde kaldığı ve 13 kere düşük yapmış Marilyn Monroe. O bölüm var yani. Değildi. Yani şöyle bir şey. Oyunda hamile bir bölüm vardı. Bebeğiyle konuştuğu bir bölüm vardı. Allah'ın takdiri gerçek oldu. Şimdi gerçekten bebeği var yani. Aslında böyle bir ilahi adalet, ilahi bir tesadüf başımıza geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli ile dostları özel bir moral gecesi düzenledi. Türkan Şerbetçi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen geceye Zara, Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Ahmet Selçuk İlkan, Safiye Soyman, Fatih Ürek, Ferman Toprak ve Didem Kınalı gibi isimler katıldı. Şimdi bir sınava tabi tutuldum. Allah düşmanının başına vermesin ama bu bir yolculuk. Aşık Veysel demiş ki iki kapalı handa gidiyorum gündüz gece, işte sözümde dilimde iki hece, ne gelecek başımıza bilmiyoruz. Tanyeli'nin ikinci baharı için sahneye dev bir pasta da getirildi. 15 Ocak doğumlu Tanyeli'nin doğum günü de kutlandı.
Yani sen benim ruhumun dostusun ya. Bu gece düğün gecemiz. Resmen bir düğün pastası yaptık. Ay bak işte diyorum düğün günümüz bu gece bizi. Tanyeli sahnede ağladı. Yine çok zor günümdü. Yine bana el verdi. O kadar çok seviyorum ki seni sayın Türkan Şerbetçi. Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe de sahnedeydi. Leopar desenli kostümüyle çok şıktı Tilbe. Fatih Yürek. Fatih Yürek, Tanyeli'nin doğum günü için koşa koşa gelmişti geceye. Gecenin en anlamlı şarkısını Safiye Soyman seslendirdi. Safiye Soyman, Tanyeli'ye başın öne eğilmesin, aldırma gönül dedi. Geçen hafta annesini hastaneye kaldıran Hakan Altun da Tanyeli'yi yalnız bırakmadı. Benim annem de hastanede şu an. İyi günler herkes vardır ama kötü günde burada olanlar başlardır. Hepinizin ayaklarına sağlık. Ağlatan dans dakikalarca ayakta alkışlandı. Oryantal Didem Kınalı da sahneye çıktı. Tanyeli ile birlikte dans etti. Tanyeli dans ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Canımız Tanyeli 53. yaşını kutladı ve dostları, yakınları bir moral gecesi düzenlediler Tanyeli için Maslak'ta, Cahide'de. Tanyeli 8 aydan bu yana önemli bir hastalıkla mücadele ediyor. Geçenlerde de konuğumuz olmuştu. Morali o kadar yüksek ki moralle, dostlukla, sevgiyle çok yol kat ediyor. Evet, doktorları da bunu söyledi. Şimdi bu gecede Türkiye'nin önemli isimleri katıldılar ve Tanyeli'ye yardım için de bir bütçe toplandı. O bütçenin 500 bin TL olduğu söylenmişti. Sevda Türk'ü sevdi. O da yorumlarıyla dikkat çeken bir isim. Evet. 500 bin TL oraya gelen insanlar için nedir ki? Bir ayıptır. Çünkü daha fazla toplanması gerekiyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Katılanlar zengin ve önemli, evet, kişiler. Evet. Tanyeli için gitmişler. Bunu dile getirince kendisine bir bilgi ulaştı. Onu da paylaştı. Toplanan rakam 500 bin TL değil, 1,5 milyon TL'ymiş. Yani daha iyi. Bir parça daha iyi tabii. Evet, ben de aynı şeyi düşündüm ilk rakamı duyduğumda. Çok az 500 bin çünkü o hastalık çok fazla maliyetli, çok para harcadığınız 500 değil. 1,5 bile az aslında ama şimdi o 500'ün üzerine 1,5 en azından bir süreç için. Bir ama süreç için rahatlatır. Rahatlatacak için. İnşallah. Çünkü dostları, arkadaşları zaten. Ve iyileşeceksin Tanyeli, çok güzel olacak, o kadar, geçecek gidecek. Evet, o kadar yüksek bir şifa, Allah şifa versin ve en büyük şifa sevgi ve inanç. Çok. Buradan rahatsızlığı yani rahatsızlıkla mücadele edenlere de şifa diliyoruz, evet, ve devam ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Pardon. Duygulandım, sen evet, biliyorsun ama şu an bir şey anlatmayacağım. Bir gün size bununla ilgili, bu hastalıkla ilgili, özellikle bu hastalıkla mücadele edenlerle ilgili duygusal olarak ne yapmaları gerektiğini bir açıklama yapacağım. Kendimden örnek vererek açıklama yapacağım. Atlatırsınız, geçer gider inşallah, geçecektir. İyi hissetmeniz çok önemli. Hepimizin hayatından geçip gidiyor bu hastalık ne yazık ki. Paylaşacağım sizinle de. Ben böyle dinledim bir, kendisinden. Ben de bir, çok dokunaklı bir hikayesi istiyorum. Var Yelda Hanım'da. Ben bu hatırlarsanız babamın bir hastasından bahsetmiştim. Evet. Mide kanseri olan. O konuda da duyar kasma diye bir takım eleştiriler olmuştur. Hatırlıyorum. Kanser hastalığının ne kadar acı verici, sadece bir kişiye değil yani bütün yakınlarına, ailelerine bir süreç olduğunu, ne kadar acı verici bir süreç olduğunu sanırım bilmiyor insanlar. Çünkü bununla ilgili duygulanmamak için gerçekten bir kalbinin olmaması gerekir. Hmm. O kadar net söylüyorum. Evet. Ve o hastayı da mesela kaybetti babam. Hmm. Ve normalde doktorlar hani şey derler hani alışıyorlar ya hani hastalıklara. Evet. Yani babamın o günkü efkarını mesela hatırlıyorum hani ne kadar üzgün olduğunu. Aslında alışmıyorlar. Babanın bir kalbi varmış. Aynen öyle. Bu kadar lezzetli. Dolayısıyla ne olur insanların acılarını, insanların yaralarını bu kadar küçümsemeyelim, hafife almayalım. Yani bilmediğimiz acıları, kendi yaşamadığımız acıları en azından böyle uzaktan bakın aman falan diye ya da bir tek bunun mu acısı? Ya bir kişiye bile bir fayda olabiliyorsa tabii ki bütün dünyayı kurtaramayız. Hiçbirimiz kurtaramayız. Ama yani, bir kişinin hayatını kurtarsan ne kadar önemli bir şey. Bir de bazen gazetelere bakıyorum ya da sosyal medyaya ya da böyle televizyonda yapılırken lütfen biri vefat ettiği vakit genç ya da yaşlı vefat etme
sine neden olan hastalığın adını vurgulaya vurgulaya vermeyelim. Neden? Lütfen, evet. O hastalıkla mücadele moral edenlere bozuyor. Moral lazım, sevgi lazım, güçlendirici kelimeler lazım. Çok o hastalıktan hayatını kaybetti genç yaşta dersen, o hastalıkla mücadele eden kişiyi, bir kişiyi kırsan ne kadar büyük vebal. Devam edelim.